9-6 çalışsanız da, işten eve yorgun gelseniz de, bu işe günde 1 saat 2 saat ayıramayacak olsanız da aslında İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Selamlar kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu gördüğünüz gibi zamanı olmayanlar için İngilizce öğrenme tüyoları. Son 5 yıldır yurt dışında yaşayan bir insan olarak ben özellikle de Londra'ya geldiğimden sonra bu İngilizce konusuna biraz daha eğildim. Kanalımda daha önce İngilizce öğrenmekle ilgili videolar da yaptım. Hatta bir de İngilizce kanalım var aslında. Özellikle iş hayatında İngilizcenin ne kadar gerekli olduğunu konuşmamıza bile gerek yok herhalde. Bir sunum olsun, bir müşteriyle görüşmek olsun, çalıştığımız firmanın yurt dışı ofisiyle görüşmek olsun, iş hayatında İngilizce kesinlikle gerekli. Ama bazı durumlarda İngilizcemizin yetersiz olduğunu düşünerek o durumlardan kaçınabiliyoruz. Bu bize tabii özgüven eksikliği de yaratıyor. Dolayısıyla İngilizcenin üzerine gitmek lazım. Kısaca bunu söyleyebilirim. Bugün de size çok hızlı bir video, kısa bir videoyla birkaç tane öneriden bahsetmek istedim. Nasıl İngilizcenizi geliştirebilirsiniz diye. İki tanesi sadece çok az vakit alacak, gerçekten hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak tüyolar. İki tanesi de hali hazırda yaptığınız bazı şeyleri İngilizceye çevirerek oradan İngilizcenizi geliştirebileceğiniz tüyolar. Dolayısıyla 9-6 çalışsanız da, işten eve yorgun gelseniz de, bu işe günde 1 saat 2 saat ayıramayacak olsanız da aslında İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi 4 tane kısa önerim var. Hemen önerilerimle başlıyorum. 1. Cambly. Cambly benim uzun süredir duyduğum bir uygulama aslında. Bu uygulamayı kullanarak İngilizcesini geliştiren danışanlarım da oldu, tanıdıklarım, arkadaşlarım da oldu. Bu videoda aslında Cambly tarafından sponsorlu ve siz sponsorlu içeriklerimde çalıştığım markaların ne kadar titizlikle seçtiğimi çok iyi biliyorsunuz. Ama bu uygulamanın konsepti beni gerçekten çok etkiledi. Hem de üzerine harcayacağınız zaman açısından gerçekten çok hoşuma gitti. Çok hızlı bir şekilde Cambly'den biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Daha önce bir dil koçu ile İngilizce, yabancı dil öğrenmek üzerine bir video yapmıştım. O videoda da konuşmuştuk hatta. Bir kursa gitseniz de pratik yapmak, konuşma süreniz çok kısa oluyor. Ve konuşmadan da o konuşma kasları çalışmıyor. Özellikle de bizlerin en büyük sıkıntısı konuşma sıkıntısı İngilizceye gelince. Cambly de tam olarak bunu hedeflemiş aslına bakarsanız. Uygulamaya giriyorsunuz, bir eğitmen seçiyorsunuz. Eğitmenlerin hepsinin ana dili İngilizce. Dolayısıyla görüştüğünüz kişinin İngilizcesinin iyi olduğuna emin oluyorsunuz. Hatta o eğitmenler de bu görüşmelerden para kazanıyorlar. Dolayısıyla bir girişimci olarak da konsepti çok beğendim. Hem bir iş kolu da yaratmış. O yüzden tekrardan tebrik ediyorum uygulamayı. Giriyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz zaman, daha doğrusu ders yaptığınız zaman o ana dili İngilizce olan kişi sizin sorularınızı cevaplıyor, sorunlarınızı düzeltiyor. Gramer çalışıyorsunuz birlikte ya da ne istiyorsanız onu konuşuyorsunuz. Aslında konsept dediğim gibi çok güzel. Hatta bu uygulamayı bu kadar beğenmemin nedeni bu işi her yerden yapabilecek olmanız. Dolayısıyla eğer sabah işe giderken arabada müzik dinliyorsanız onun yerine Cambly'den biriyle görüşebilirsiniz. Ya da herhangi bir zamanda bir 15 dakikanız olduğunda açık Cambly'den biriyle hemen görüşebilirsiniz. Platformda en popüler olan planlar haftada 2 gün, günde 15 dakika, yani haftada yarım saat, ya da haftada 3 gün, o 3 günde de 30'ar dakika, yani 1,5 saat. Gerçekten düşünürseniz çok kısa süreler aslına bakarsanız. Uygulamada saati 23 TL'ye kadar düşük fiyatlara gelen programlar da var, planlar da var. Yani maaş da böylece sadece İngilizce öğrenmeye gitmeyecek. Benim platformdaki favori özelliğim ise bütün bu görüşmelerin videoya otomatik olarak kaydediliyor olması. Bunu neden çok sevdim bu konsepti? Birincisi, o biraz önce bahsettiğim videoda da konuştuğumuz gibi kendini İngilizce konuşurken izlemek ve dinlemek, nerelerde hata yaptığını ve nerelere odaklanman gerektiğini çok net anlatıyorsanız, o yüzden o zaten önemli. Zaten İngilizce öğreniyorsanız bunu yapmanız lazım. Platform da bunu sizin için hallediyor. Diğer bir, ikinci bir bakış açısıyla ise o gelişimi görmenizde hem motivasyonunuz için hem de özgüveniniz için çok önemli. Genelde insanoğlu geliştikçe nerede başladığını unutuyor. Bu çok doğal, değişime gösterdiğimiz otomatik bir adaptasyon aslında. Ama en başta neredeydim, şimdi neredeyim, yarın nerede olacağım gibi o gelişimi gözleme şansımız olduğunda, evet aslında çok yol almışım,
helal olsun bana, buradan devam edeyim diyor insan. O yüzden de o videoların sürekli kayıtlı oluyor olması aslında İngilizcenizin gelişimini de gösteriyor. Ve dediğim gibi bu da sizi daha fazla motive edecek, daha fazla özgüven sağlayacak. Dolayısıyla da dile daha yakın hissedeceksiniz kendinizi. O yüzden bu özelliğini de ayrıca bir takdir ettim. Siz sormadan ben söyleyeyim. Eğer İngilizceniz başlangıç seviyedeyse, gördüğüm kadarıyla Cambly'de İngilizce ana dili olmasına rağmen Türkçe bilen eğitmenler de var. Dolayısıyla aslında seviyeniz ne olursa olsun uygulamadan faydalanabilirsiniz. Eğer Cambly'yi denemek isterseniz sadece size özel 10 dakikalık bir de ücretsiz ders var. Bütün gerekli bilgileri, indirme linkini, o ücretsiz 10 dakikanızın kodunu açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Gelelim ikinci tüyoya, o da kelime listeleri. Elbette aynı tuğlalar olmadan bir binayı kuramayacağınız gibi kelimeler olmadan bir dili konuşmak da çok zor. Dolayısıyla kelime dağarcığı ne kadar gelişirse konuşmak o kadar kolay olacak. Benim buradaki önerim yine çok az zamanınızı alacak bir şey. Her pazar günü oturup sadece 10 dakikanızı ayırarak 10 kelime içeren bir liste yapmanız, bir kelime listesi yapmanız. Yanına Türkçe anlamını yazabilirsiniz, İngilizce açıklamasını yazabilirsiniz, isterseniz cümle içindeki kullanımını da yazabilirsiniz ama sadece 10 kelimeden bahsediyorum. Daha sonrasında bir sonraki pazara kadar her akşam, gece yatmadan hemen önce 2 dakikanızı ayırarak bu listenin üzerinden bir geçmenizi rica ediyorum. Aslında konsept çok basit dediğim gibi. Gece yatmadan önce okuduğunuz şeylerin akılda kalma ihtimalleri, oranları çok daha yüksek oluyor. 10 kelime bir hafta için güzel bir rakam. Eğer 10 dakikanızı pazar günleri, hafta içi de yatmadan önce 2 dakikanızı ayırabilirsiniz, aslında çok da zaman ayırmadan kelime dağarcığınızı oldukça geliştirebilirsiniz. Gelelim üçüncü tüyoya, o da kitap okuma. Eminim ki kitap okuyorsunuzdur, eminim ki Türkçe kitap okuyorsunuzdur. Benim sadece önerim Türkçe okumak yerine aynı kitabı eğer mümkünse İngilizce olarak okumanız. Türkiye'de İngilizce kitap bulabileceğiniz bir sürü yer olduğuna da eminim zaten. Sadece dediğim gibi yapmanız gereken şey birazcık zorlayıp kitabı İngilizce olarak okumanız. Benim bu noktadaki şahsi tavsiyem, eğer varsa Kindle'ınız ya da telefon uygulamanız ya da tabletiniz üzerinden okumak. Çünkü bu elektronik cihazlarda bilmediğiniz bir kelimenin üzerine gelerek direkt çevirisini görebilirsiniz. Böylece kitap okuma hızınız da çok düşmemiş olur ve o İngilizce kitaptan çok bunalmamış da olursunuz. Hem de yine kelime dağarcığınızı da geliştirmiş olursunuz. Eğer hiç kitap okumuyorsanız ya da kitap okumaya vakit bulamıyorsanız o zaman en kötü ihtimalle gazete okuma alışkanlığınızı İngilizceye çevirebilirsiniz. New York Times gibi global büyük gazetelerin sürekli gönderdikleri, her gün mail olarak gönderdikleri bazı bültenleri oluyor. Mesela onlara abone olabilirsiniz. Dolayısıyla da günlük haber dozunuzu İngilizce olarak alabilirsiniz. Oradan başlayabilirsiniz. 4 ise dinlemek. Tabii ki konuşmak kadar dinlemek de çok önemli. Benim buradaki önerim de eğer yolda, orada, burada müzik dinliyorsanız onların yerine Audible gibi, Blinkist gibi sesli kitapları koyabilirsiniz. Bunlarla ilgili linkleri de açıklama kutusuna yine bırakırım. Eğer ilgilenirseniz onlara bakabilirsiniz. Tabii ki Cambly gibi bir uygulama kullanarak hem dinleseniz hem konuşsanız daha iyi olur ama topluluk içinde mesela eğer servisle gidiyorsanız işe, eğer konuşmak istemiyorsanız o zaman sadece dinlemenizi de geliştirebilirsiniz dediğim gibi. Audible ya da Blinkist gibi sesli kitaplar size uymuyorsa o zaman en kötü ihtimalle podcast dinleyebilirsiniz. Ya da YouTube'da izlediğiniz içeriği İngilizce olarak aratıp İngilizce olarak izleyebilirsiniz. Aslında eminim zaten yaptığınız, zaten gün içinde fark etmeden de olsa zaman ayırdığınız aktiviteler bunlar. Tek yapacağınız şey bunları Türkçe'den alıp İngilizce'ye geçirmek. Ve şunu unutmamak lazım ki yabancı dil öğrenmekteki en önemli olan şey kafa yapısı. Yani buna gerçekten özen göstermeniz, bunu gerçekten istemeniz. Dolayısıyla birazcık daha en başlarda zor gelse de okuma, dinleme, konuşma hepsi için çok kısa sürelerde yapabileceğiniz şeyler her yerde mevcut. Evet, benim zamanı olmayanlar için İngilizce öğrenme önerilerim bu şekildeydi. Videoya sponsor olduğu için Cambly'ye de teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer sizin önerileriniz varsa İngilizce ya da herhangi bir yabancı dil öğrenmekle ilgili onları da yorumlar kısmına bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize bol İngilizceli ve başarılı günler. Hoşçakalın. Looking around at your life, so even just around your room right now, and seeing can I name everything in here in English? Okay, can I make a sentence about what is around me just right now in this 5 minutes? Okay, so I see the fireplace. It's a warm summer's day, so the fire is not.
You know, something simple, waiting for the bus. Can I figure out how to ask the bus driver if I need a ticket in English? So just running through your daily activities in your target language, so in English, is a brilliant way to just keep making concrete all of those things that you're learning on a screen or on paper. Right. No, that's great.